Arkadaşlarım selamlar. Ben Sevmeyli Hoca. 40 soru serisi problemler kampında kaldığımız yerden devam edeceğiz. 11. testte kaldık arkadaşlar. 11. testte bu kitapta sevgili arkadaşlarım kaldığımız yer 26. ve 27. sayfalar. Şimdi ben sana bu testle alakalı uyarılarımı hemen yapayım. Çok dikkatli bir şekilde beni dinle. İkinci soru, üçüncü soru, dördüncü ve ve altıncı soru. 2, 3, 4 ve 6. sorular. Senin karşına ÖSYM'de çıkma potansiyeli bulunan sorular. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım mutlak surette kaydediyorsun. Bak 2, 3, 4 ve 6. 2, 3, 4 ve 6. soruları mutlaka ama mutlaka kenarlarına not al. Bir şeyler yaz. Sınavdan önce unutmamak üzere bu soruları mutlaka not al. Sınavdan önce mutlaka çözmen gerekiyor bu soruları. Tekrardan hatırlaman gerekiyor. Aklında bulunsun tamam. Evet her testte yaklaşık 4 tane soru ben sana belirtiyorum zaten. Bu notları mutlaka bir yere depola ki sınava yakın 100-120 tane sorun olacak mis gibi dolayısıyla sevgili gençler yani e, bu inanılmaz güzel bir olay sınavdan önce bedava problemler tekrar kamp yapmış olacaksın kendi kendine tamam evet hazırsanız gençler abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz dersimize geçebiliriz hadi bakalım Evet gençler 5 kişinin ağırlıklarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir denilmiş bize. Ve bu ağırlıklarla alakalı şimdi şöyle bir şey yapalım. Diyor ki Gamze Hazel'den 4 kilo ağırdır. Şimdi Gamze varmış tamam mı Gamze Hazel varmış. Başka hangi isimler var bakalım. İlkeyi gördüm hemen yazalım. İlkeyi gördüm. Daha sonrasında Gözde'yi gördüm. Gözde. Ve bir de Nazan var. Nazan da şuraya yazılsın bakalım. Ya da şöyle yapalım. Hemen Nazan'ı dışlamayalım değil mi? Onu da şuraya yanlarına koyalım. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım diyor ki Gamze Hazel'den 4 kilo ağırdır. Yani Hazel X ise Gamze o zaman X artı 4'ün ta kendisidir. Doğru mu? Doğru. Hazel ilkeden 7 kilo hafif. Şimdi Hazel x'ti. İlkeden 7 kilo hafifse demek ki ilke 7 kilo daha ağır. Yani X artı 7 diyeceğim buraya. Gözde Gamze'den 2 kilo ağır. E, Gamze x artı 4 o zaman gözde x artı 6 olacaktır. Ve Nazan da ilkeden 3 kilo hafif. E, i̇lke x artı 7 3 kilo hafifse demek ki Nazan da x artı 4. Burada diyor en ağır olan kişi hangisidir diye sorulmuş. E en ağır olan artık en fazla kiloya sahip olandır ki burada x artı 7 ile ilke olduğunu görüyoruz. Demek ki cevabımız c şık olacaktı diyebiliriz. Evet gençler devam ediyorum. Bir diğer sorumla ikinci soru. İkinci soruyu da şöyle sığdıralım ve çözümüne başlayalım. Şimdi diyor ki bana ikinci soruda aşağıdaki şekillerde aşağıdaki şekillerde bir cep telefonunun düşey ve yatay konumundaki e, konumlarındaki video ekranları verilmiş. Düşey konumda video ekranının alanı telefon ekranının kullanılabilir alanının yarısı kadardır. Telefon yatay konuma getirildiğinde Video ekranı genişlemektedir deniliyor gençler. Şimdi şu şekildeyken bak video alanı demek ki şurası. Bu da telefonun düşeydeki alanının yarısı kadarsa yani şurası sevgili arkadaşlarım kullanılabilir alan. Şurası da video alanı olmuş oluyor zaten burada göstermiş bize nereden ayırmamız gerektiğini. Telefonun yatay konumundaki video ekranının alanıysa yani şuradaki video ekranının alanı Düşey konumdaki video ekranının alanından %50 oranında daha geniştir. Buna göre B bölü A kaçtır diye soruluyor. Şimdi Öncelikle ben şu kısmın yani e, telefonun eninin diyelim. A artı B olduğunu bana vermiş. Ben bunu biliyorum. O halde ben şu kısma A artı B diyebilirim. Buraya A artı B dedim. Pekala şurası K ise burası da K'dır diyebilir miyim? E tabii ki derim. Şimdi telefon düşey konumdayken. Video izleme alanı, video ekranının alanı nedir arkadaşlar? K çarpı A artı B'nin ta kendisidir. Doğru mu? Bak K çarpı. E hocam şurası da zaten K artı B'ydi. Şu uzunluk K artı B. Tamam çok güzel. Bir de bunu yatay konumdayken bakalım. Yatay konumdayken ben bu kısmın 2K olduğunu biliyorum. Telefonun yüksekliğiydi kendisi. E, video alanı da şurası. Yani B. O zaman B çarpı 2K. B çarpı 2K. Ve bize ne demişti arkadaşlar? Telefonun yatay konumdaki video ekranının alanı düşey konumdaki video ekranının alanından %50 oranında daha geniştir. %50 oranında daha genişle de demek ki 1,5 katıdır diyebilirim. Hangisi hangisinin 1,5 katı olacak? B çarpı 2K tabii ki de alttakinin 1,5 katı olacak. Yani 3 bölü 2'ye eşit olacak bunların oranları. E, o halde ben burada buradaki K'ları tabii ki götürebilirim. K'ları götürdükten sonra 2B bölü A artı B eşittir 3 bölü 2 derim. İçler dışlar çarpımı yardımıyla böylelikle 4B eşittir. 3A artı 3B'yi yakalamış oluruz. 3B'yi sol tarafa davet edecek olursak B eşittir 3A olacaktır. Bizden istenen B bölü A oranıydı dikkat ederseniz. B bölü A'yı bulabilmek için A'yı buradan alırım ve karşıya gönderirim. B bölü A bize 3'ü verir. O halde doğru seçenek de B şıkkı olur deriz sevgili gençler. Evet devam ediyorum. Bir diğer sorumla ikinci soru için uyarıda bulunmuştum. Üç içinde bulunmuştum. 3. soruyu da dikkatli bir şekilde dinlemekte fayda var. Ne demiş bakalım? Bir mağaza sahibi A ürününden üçer tane alan iki müşteriden aynı ücreti almış ve bu müşterilere aşağıdaki teklifleri yapmış. Şimdi iki tane müşteri var. A ürününden üçer tane almışlar. Bak şöyle A ve A biçiminde gösterelim biz bunları. Ne demiş birinci teklifte? A ürününden 5 tane daha alırsanız demiş. Bu ürünün her biri 12 lira olacaktır bu 5 ürünün. İkinci teklifte de diyor ki A ürününden 2 tane daha alırsanız 2 tane daha bu 2 ürünün her biri 18 lira olacaktır. Bak burada dikkat etmen gereken şeyleri söylüyorum. Bu 5 ürünün her biri 12 lira olacak. Buradaki 2 ürünün her biri 18 lira olacak diyor. Yani ekstradan aldıkların ürünlerinin fiyatlarını diyor ben sana kampanya yapabilirim diyor. Birinci müşteri birinci teklifi İkinci müşteri de ikinci teklifi kabul etmiş. Şimdi o zaman birinci müşteri ekstradan 5 tane daha ürün mü almıştır diyeceğiz değil mi? A, 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 A ve A dedim. E, i̇kinci müşteri de o zaman 2 tane daha ürün almıştır. Yani toplam 5 ürün ve birinci, ürün, birinci müşteri de toplam 8 ürün almış oldu. Mağaza sahibi yapmış olduğu tüm satışlardan ki bu satışlara başlangıçtaki üçer tane de dahil olmak üzere elde ettiği kar oranları birinci müşteriden %50 kar etmiş buradan. Buradan da %92 kar etmiş o Bayağı fazla birinciye göre. Buna göre mağaza sahibi A ürününün bir tanesini kaç liradan satmaktadır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu yapacağız bak iyi dinle. Şunlar normal satış fiyatları ki bu A ürününün normalde olan satış fiyatına ben A demek istiyorum. O halde 3 çarpı A kadar başlangıçta bir ücret alacaktı. Ama sonradan eklenenler için her biri 12 lira olacak diye söz verdiği için mağaza sahibi o halde 5 çarpı 12'den 60. Yani 3A artı 60 liraya e, satılmış buradaki 8 ürün. Sağdaki ürünler için ise şurası zaten 3A yapacaktı ve bu kadar ücret alacaktı aslında. Ama şu son 2 tane ürün için tanesini 18 lira alırım diye söz vermişti. 2 kere 18 de bana 36'yı verir. Şimdi diyor ki bak şu satıştan elde ettiğim para 3A artı 60 bu %50 karlı halidir diyor. Bu da %92 karlı halidir diyor. Hmm. O zaman ben şöyle düşünebilirim. 3A, 3A artı 60'ı %50 karlı haliymiş ya. Yani. %100 yani karsız hali nedir? Tabii ki %50 karlı hali 3 bölü 2 katıdır. O halde ben karsız halini bulmak için 2 bölü 3 ile çarpmam gerekiyor. Ve unutma burası ee, sevgili arkadaşım 8 ürün için geçerli. 8 ürün. O zaman ben bunu bir de 8'e bölersem bir ürünün karsız haliyle satış fiyatını bulurum. Peki diğer tarafta 3A artı 36 vardı. Bu 3A artı 36 neye eşit? %92 karlı satışa eşit. Şimdi %92 karlı satışa %96 dediysem kusura bakmayın. %32'den bahsediyordum. %32 karlı satışın fiyatı. E şimdi ben bunu tersine nasıl çeviririm? 3A artı 36'yı. Şimdi 100, 192 bölü 100 katıydı bu. Ben bunu 100 bölü 192 ile çarparsam tersine çeviririm değil mi? Ama bu 5 ürünün fiyatı. Bunu da 5'e bölersem bir ürünün karsız satış fiyatı. Yani öyle indirimsiz indirimsiz saf satış fiyatını bulmuş oluruz. O zaman bunlar birbirine eşit midir? Eşittir. Şimdi gel bakalım bir sadeleştirme yapalım seninle. Şurayı 3'e böldüm gitti. Burayı 3'e böldüm. A artı 20 geldi. Daha sonrasında ben 2'ye böldüm 2'ye böldüm 4 dedim. Ve burası üst taraf A artı 20 oldu. Alt taraf 4'ün ta kendisi oldu. Eşittir dedim. Devam. Buraya bakıyoruz. Şunu 3'e böldüm. Tamam. Yani 192'yi 3'e böldüm. E ne gelir? 19'un içerisinde 6 defa 64 mi olur? 64 olur. Şurayı 3'e böldüm. A artı 12 yaptı. Tamam mı? 4'e böldüm burası 16 geldi. 4'e böldüm burası 25 oldu. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 5 dedim. Şimdi üst tarafa bakıyorum. 5A artı 60 yapıyor. Bak alt tarafta ne yapıyor? 16 yapıyor. Şimdi 4 dedi 16'yı sadeleştirelim. Burası 4 gelsin ve artık rahat yeter. E, i̇şler dışlar yapalım. 4A artı 80 eşittir. 5A artı 60 oldu buradan 4A'yı bu tarafa gönderdim. A 60'ı diğer tarafa gönderdim. 20 A kaçmış arkadaşlar? 20'ymiş. E A ürününün bir tanesinin kaç TL'den satıldığını sormuştu. Ben hatırla en başta ne demiştim? A ürününün bir tanesi A liraya satıldı demiştim. O halde cevap A seçeneğindeki 20 olacaktı diyebiliriz. Tamam? Gayet güzel ve ÖSYM tarzında bir soruydu. Umarım yapabilmişsindir. Umarım yapamadıysan da şu an anlay anlayabilmişsindir. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Dördüncü soruda diyor ki, bu da yine işaret ettirdiğim sorulardan sevgili arkadaşlar. Bir torbada pembe, mavi ve turuncu renklerde toplar bulunmakta. Pekala, aşağıdaki daire ve sütun grafiklerinde torbada bulunan topların renklerine göre dağılımları ve sayıları verilmiştir deniliyor. Bak pembeler 150 derecelik açıya sahip daire grafiğinde. Daha sonrasında turuncular 90 derece. Burası 90 derece. 90, 150 daha 240 buraya kaç kalır? 120 derece mi kalır? Pekala şimdi bunlar sayılarla alakalıydı. Dolayısıyla ben bunların hepsini 30'da sadeleşebildiğini görüyorum. O halde turuncudan 3K, maviden 4K ve pembeden de 5K kadar vardır diyebilirim. Hepsini 30'da sadeleştirirsem. Güzel. Diyor ki yandaki sütün grafiğini de kullan ve x artı y toplamını bul. Tamam buluruz sıkıntı yok. Şimdi buradaki turuncu x eksi 20'ye tekabül ediyormuş. Buradaki pembede de x artı 30 bak. E şimdi ben bunları oranlarsam eğer turuncu bölü pembeyi de bulmuş olurum. Yani 3 bölü 5'i bulmuş olurum. Doğru mu? Doğru. E i̇çler dışlar yapalım o zaman. Bir güzel. 5x eksi 100 eşittir 3x artı 90 dedim. Buradan 3x'i bu tarafa gönderdim 2x oldu. Eksi 100'ü bu tarafa gönderdim 190 da geldi. Çok güzel. O halde x kaçtır gençler? x tabii ki 95'in ta kendisidir. x'i buldum 95. Şimdi sorunun yarısı bitti. Şurası 95 olacak. Bu arada x madem 95, 95'ten 20'yi çıkardım. Bu kaçmış aslında? 75'miş. Şimdi 75'e karşılık 3k mı geliyormuş? Evet. O zaman k kaçtır? 25. O, zaman, o, o halde maviye ne gelir? 4 kere 25'ten 100 gelir. Yani aslına bakarsan bu da 100'müş. Yani y de 100'müş. Y de lazımdı değil mi bize? O da şurası. 95'te 100'ün toplamı sorulmuş. Doğru cevap eşlik olacaktı. Hayır uğurlu olsun. Yaşlar gerçekten güzel sorular, gerçekten tarz sorular, gerçekten ÖSYM düzeyinde sorular. Dolayısıyla bunları cebe atmayı unutmayın. Ne demiştim? 2, 3, 4 ve 6. sorular demiştim. Şimdi 5. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Diğerlerine nazaran daha kolay olan bir soru ama yine de dikkatli çözmekte fayda var tabii ki. Aşağıdaki tabloda bir atölyede çalışan Ayşe Begüm ve Canan'ın bir kolye, bilezik ve yüzük yapmak için harcadıkları süre dakika cinsinden verilmiş gençler. Ayşe, Begüm ve Canan herhangi bir günde eşit sayıda kolye, bilezik ve yüzük yapmıştır deniliyor. Yani şöyle e, kolyeden de, bilezikten de, yüzükten de eşit sayıda yapmışlar her biri. Ve her biri her birinden yapıyor. Ayşe, Begüm ve Canan'ın bir günde kolye, bilezik ve yüzük yapmak için harcadıkları süreler ise nelermiş? Burada yazıyor. A, B ve C'ymiş gençler. Tamam mı? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi doğru olanı bulacağız sıralamalardan. Öncelikle Ayşe'nin bunların hepsini yapmak için harcadığı süreye bakacağız. 7, 8 daha 15, 4 daha 19 yapar. Begüm'e bakıyorum. 5, 10 daha 15, 3 daha 18 yapar. Ve 6, 8 daha 14, 6 daha 20 yapar. Böylelikle artık sıralama bellidir. Sıralama Begüm küçüktür, Ayşe küçüktür, Canan olacak. Ya da tam tersi büyükten küçüğe sıralamış şıklarda C büyüktür, A büyüktür, B bizim doğru cevabımız diyecektik. O halde doğru cevap C eşit olur sevgili gençler. Ve devam ediyorum 6. soruyla ki bu soruyu işaretlettirmiştim ben sana. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinlemende tabii ki de fayda var. Şimdi bakalım sorumuza. Diyor ki Serdar elinde bulunan 480 tane oyuncağın tamamını belli sayıdaki kutulara yerleştirmek istiyor. Bu kutuların bazılarına 15'er oyuncak geri kalanına da 20'şer oyuncak yerleştirdiğinde elinde toplam 60 tane oyuncak kalıyor. Şimdi 60 tane oyuncak kalıyorsa demek ki 420 tanesini yerleştirebilmiş 60 tanesini yerleştirememiş o halde 15'er oyuncak koyduğu ve 20'er oyuncak koyduğu diye şöyle iki tane başlığımızı biz atalım 15'er oyuncak koyduğu x tane torba varsa 20'er oyuncak koyduğu da o halde toplam kaç tane olsun arkadaşlarım y tane olsun diyelim Şimdi buna 15'er tane buna 20'er tane koydu ya o zaman toplam oyuncak sayısı konulan oyuncak sayısı 15x artı 20y Eşittir 420 olacaktır ki e, Bu sayıların tamamı 5'e bölünüyor Yani 3x artı 4y Eşittir 425'e böldüğüm takdirde 84'ün ta kendisini buluruz Şimdi bu bizim cebimizde bir kalsın Tamam mı? Bu bizim için önemli İşimize yarar Pekala yani Serdal diyor hikayenin devamında 15'er oyuncak yerleştirdiği kutuları boşaltıp Bu kutulara 30'er oyuncak yerleştirdiğinde Yani şu x ne 15'er tane koymuştu ya işte bunların hepsini diyor 30'ar oyuncak koyuyor diyor. Ve iki tane kutu da boş kalıyor. Hmm, yani toplam o zaman 30'ar ve 20'şer diyeceğiz. Şimdi de 20'şer koyduğuna hiçbir müdahale yapmıyor. Yine y tane kullanmış burada. Ama 30'ar koydu artık x eksi 2 taneymiş arkadaşlar. x 2, 2 taneymiş değil mi? Pekala. Ve tabii bütün oyuncakları da koymuş oluyor. İki tanesi boş kaldığına göre demek ki bütün oyuncaklar yerleştirilmiş. O halde ben şunu şunu çarparım. Ve derim ki 32 60 artı 20'ye eşittir 480 derim. Buradaki eksi 60'ı sağ tarafa postalayacak olursam 32 artı 20'ye eşittir 540 mi yapar? Evet. Ve tamamını 10'a bölebilirim. Böylelikle 3x artı 2'ye eşittir 54'ü elde ederim. Tabi bu da bizim işimize yarar. Şimdi o işimize yarar deyip işaretlediklerimiz var ya bir tanesi şu bir tanesi bu. Diğeri de sevgili arkadaşlar Y de geldi. Y sen şurada dur. Gelme kardeşim. Ee, bir de şu. Bunu da alalım. Şuraya koyalım. Bunlar işimize yarayacak demiştik. Bakalım nasıl yarayacak? Alt alta yazdığıma göre tahmin ediyorsun sen de. Çıkarırım bunlardan birbirinden. 3x'ler birbirini götürür ve burada 2y'nin 84'ten 54'ü çıkardım 30 olması gerektiğini. Buradan da y'nin 15 olması gerektiğini tabii ki anlayabilirim. Y 15'miş arkadaşlar. Pekala toplam kutu sayısı soruluyor. Y'yi bulduğuma göre ikisi de bulabilirim tabii ki ben. Y15 ise örnek veriyorum. Nerede yerine yazalım? Şurada yerine yazalım. 4Y ye kaç olur? 60 olur. 3X'in 24 olması gerekiyordu. O halde X kaçtır? Tabii ki 8'dir. Y15 ise X'e 8'miş. E toplam kutu sayısı da X artı Y idi. O halde 15 ile 8'in toplamı bana 23'ü verir. 23 de benim cevabımdır derim gönül rahatlığıyla. Evet 6. sorumuzu da çözdük ve devam ediyoruz. 7. sorumuzda bir otobüs firmasının iki farklı otobüsü A ve B kentlerinden birbirine doğru aynı anda sabit hızla harekete başlar ise 4 saat sonra karşılaşacaklardır. Şimdi şöyle ki olay bir tane A şehri var bir tane B şehri var. Buradan bir tanesi harekete geçiyor. Buradan da bir tanesi harekete geçiyor. Ve diyor ki eğer bu otobüslerden yavaş olanının hızı iki katına çıkartıp yola çıkarsa 3 saat sonra karşılaşacaklar. Şimdi bak bunlardan bir tanesi yavaşmış. Ben yavaş olanın hızına y diyeyim. Hızlı olanın hızına h diyelim. Tamam mı? Hızlının h'si diyelim. E şimdi 4 saat sonra karşılaşıyorlarsa demek ki yavaş hızla hızlı hızın toplamını ben eğer 4 çarparsam bu bana ab yolunun tamamını verilmiş bu. Tamam. Ama diyor, ama diyor. Yavaş olan hızını diyor iki katına çıkarırsa yani ikiye yaparsa diyor ve hızlı olan hiçbir şey yapmayacak. Bu sefer diyor 3 saat sonra karşılaşırlar. Yani yol 3 saat sonra biter. O halde bu da AB yoluna eşit. Yani şunu içeri dağıtıyorum. 4Y artı 4H eşittir. Bunu içeri dağıtıyorum. 6Y artı 3H diyebilirim. 3H'ı bu tarafa gönderdim. H. 4Y'yi bu tarafa gönderdim. 2Y yaptı. Ve bizden ne istenmişti gençler? Hızlı olan otobüsün hızının yavaş olan otobüsün hızına oranı sorulmuş. Yani h bölü y sorulmuş bize. E çok güzel. h bölü y isteniyorsa bu y'yi alırım. Karşıya gönderirim. h bölü y eşittir. Kaç olur? 2'nin ta kendisi olur. Yani cevabımız b şıkkı olur gençler. Böylelikle 7. sorumuzu da çözmüş olduk. Devam ediyorum. 8. soruyla bu da son sorumuz artık. Karton bardaklar iç içe geçirilerek aşağıdaki gibi bardak kuleleri elde ediliyor. Şekil 1'de 12 tane bardak varmış. 12 bardak burada var. Ve Şekil 2'de de 20 bardak varmış gençler. 2018 diye hatırlıyorum. 2018 hatta MSU diye hatırlıyorum. o yıllarda çıkmış bir sorunun bir benzeri. Buna göre 40 tane bardak ile yapılan kulenin uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi 12 bardaklık kulenin uzunluğu 21 birim ve 20 bardaklık kulenin uzunluğu da 25 birim. Ben bu kulelerde ilk baştaki şuradaki bardağın tamamının göründüğünü biliyorum. Yine buradaki bardak da tamamen görünüyor. Ama diğer bardakların bir kısımları görünüyor. O bir kısım görünenlerin uzunluğuna A diyelim. Böylelikle X artı Bak 12 tane bardaktan bir tanesi tam görünüyorsa 11 tanesi tam görünmüyordur. 11 A dedim eşittir 21 oldu. Ve X artı X artı diyorum. Şurada 24 tane bardak o ufak kısımları görünüyor. 24 A pardon özür dilerim 20 bardak vardı burada 19 A diyeceğim. 19 A eşittir kaç yüksekliği 25 diyeceğim. Şimdi güzel kardeşim bak iyi dinle beni. Ben eğer alttakinden üsttekini çıkarırsam 8a'nın tabii ki de 4 olması gerektiğini anlayabilirim. Yani a da burada kaçmış? 0.5'miş. 0.5 birim diyebiliriz. Bizden istenen neydi peki? E 40 tane bardakla yaparsak bu kuleyi diyor. Yani diyor ki sen zaten x artı 19a'yı biliyordun diyor. Bu 25'ti. Bizden istenense x artı e 40 tane bardakla yapılan kulenin ee, görünmeyen yani bir tanesi şurada tam görünecek diğerleri tam görünmeyecek ya 39 tanesi tam görünmeyecek 39a bu soruluyor E bunun üzerine ben ne eklemem gerekiyor 20 tane a eklemem gerekiyor a neydi e, 0.5 birimdi o halde ben 0.5'i 20 ile çarparsam 10 yapar e, O halde 25'in üzerine 10'u eklediğim takdirde ben cevabımı bulurum doğru cevap 35 olacaktı sevgili arkadaşlar doğru cevabımız c şıkkıydı diyebiliriz Evet gençler artık videomuzun ve testimizin sonuna geldik. 11. testte yine birbirinden güzel sorular çözdük. Ve devamında artık 12. testimize geçeceğiz. 12. testte görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunlar benim için motive kaynağı ve beni çok mutlu ediyor. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.